Medyaskop özel yayınından merhaba. Bugünkü konu başlığımız sığınmacıların geri gönderilmesi ve birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifinden Eyüp Özer bugünkü konuğumuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda sığınmacıların kayıtsız olarak Türkiye'de yaşayan sığınmacıların geri gönderilmesine dair bir açıklama yapmıştı ve bir süreç başlamıştı. Bunun yanı sıra da geçici kimlikle İstanbul'da bulunan sığınmacıların da kayıt oldukları illere gönderilmesi aynı şekilde açıklanmıştı. Hoş geldiniz Eyüp Bey. Hoş bulduk, yayınımıza. Sağ olun. Çok yeni bir inisiyatif kurdunuz evet. Bildiğim kadarıyla ve dün de bir rapor açıkladınız. Hı-hı. Birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifi. Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamadan bugüne kadar olan ki olayları, hikayeleri, sığınmacıların hikayelerini raporlaştırdınız. Hı-hı. Öncelikle inisiyatifi konuşmak istiyorum. Nasıl kuruldunuz? Aslında sizin dediğiniz gibi çok yeni bir inisiyatif. Henüz 2 haftalık diyebiliriz, 2 ya da 3 haftalık bir inisiyatif. Şöyle başladı, sizi de biliyorsunuz hem Süleyman Soylu'nun açıklaması var ama daha öncesinde sosyal medyada, internette, çeşitli kanallarda çok sayıda göçmenin ev baskınları, sokaklarda kimlik kontrolleri, ellerinin kelepçeyle otobüse bindirdiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Sınır dışı edildiğine dair bilgiler ortaya çıktı. Suriyeli arkadaşlarımızdan öğrendik ki herkes birbirine evden çıkmamayı salık veriyor, evlerinde kalmayı salık veriyor. Biz dedik ki hani en azından kendi yaşadığımız şehirde böyle bir şey oluyorken buna sessiz kalmak doğru olmaz. Hatta o zaman konuşurken bir arkadaşımızın örneği vardı. 6-7 Eylül'de yaşıyor olsak ne yapıyor olacaktık acaba diye. Çok da büyük bir şey yapamayacağımızın farkındayız. Ama bunun üzerine ilk etapta kendi birbirini tanıyan bir grup, birey bir araya geldi. Sonra daha geniş bir çağrıyla bir toplantı düzenledik. İlk etkinliğimiz geçtiğimiz Cuma günü Kadıköy'de bir basın açıklaması, bir eylem oldu. Bu eylemde ana sloganlardan biri sınır dışılara sondu. Çünkü bu yaşanan süreçle ilgili. Güzel bir eylemdi. 300'e yakın katılım oldu. Ardından da rapora doğru geldik. Evet, hazırladığınız raporda biraz önce de bahsettim. Dün açıkladığınız bir rapordu bu ve aslında sadece Suriyeli sığınmacılar da yok. Hikayelerini raporda anlattığınız Mısırlı, Iraklı sığınmacılar da bulunuyor. Ve aslında zannediyorum her birinin hikayesi biraz işte trans bir birey var. Irak'a gönderildiği zaman çok büyük sorunlar, çok büyük zorluklar yaşayacağını söylüyor. Biraz o hikayelerden bahsetmemiz gerekirse. Önce şöyle başlayayım. Belki raporu niye böyle bir rapor yaptık da başlayalım. Biz ilk eylemimizi yapmadan önce çeşitli kurumları ziyaret ettik. Hem İstanbul Barosu da bunlardan biriydi. Aynı zamanda başka demokratik örgütlerini de ziyaret ettik. Çünkü aslında bir yandan da amacımız şuydu, bu konudaki sessizlik. Önce de kendi mahallemizden, kendi çevremizden, mahalle bu aralar siyasette çok kullanılan bir referans ya, kendi mahallemizden başlayarak bu sessizliği kırmaktı. Bu nedenle çeşitli siyasi parti ve örgütleri ziyaret ettik. Bunlardan biri de İstanbul Barosu'ydu. Onun ardından İstanbul Barosu İl Göç İdaresi ile valilikte bir görüşme yaptı. Ve valilik o görüşmede demiş ki biz kimseyi sınır dışı etmiyoruz. Hatta şöyle bir şey anlatıyorlar. Diyorlar ki, bir, İstanbul kaydı olmayan kimseye alınmıyor. Sadece uyarılıyor, bırakılıyor. İki, eğer hiç kaydı yoksa bu insanlar kayıt yapılmak üzere geçici barındırma merkezlerine sevk ediliyor, diyorlar. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını biz zaten yaşadığımız hikayelerden biliyorduk. Ama bir yandan da bunları konuşunca somut bir gerçekliğe bağlamamız gerektiğini düşündük. Aslında tam denk geldi. Biz dün raporu yayınladık. Dün de Ruşen Bey'in burada bir programı vardı. O programda o da aslında benzer şeyleri İl Göç İdaresi'nin kendilerine aktardığını söyledi. Maalesef bunlar gerçekliği yansıtmıyor ve bunların gerçekliği yansıtmadığını da bir somut raporla, somut bir verilerle ve somut kişi hikayeleriyle anlatalım istedik. Şimdi bu raporda çok fazla veri ve bilgi var. Şimdi hangi birini anlatabilirim ama en yakın zamanda onu, tam da bu raporu bitirmek üzereyken biz hazırladığımız süreçte Hişam Mustafa adında bir genç, ailesi İstanbul'da, ailesiyle beraber İstanbul'da yaşıyormuş. Ailesini yanından alıp sınır dışı ediliyor. Sınır şeriden herkes buna tekrar girmeye çalışıyor tabii Türkiye'ye ve tek onu da diğer herkes gibi ülkeye tekrar girmeye çalışıyor. Ülkeye girmeye çalışırken vuruluyor ve yaşamını yitiriyor. Sizin bahsettiğiniz bir başka kişi, biz isim bu arada raporda tüm isimleri değiştirdik. Çünkü o kişilerin bir kısmı tekrar gelmek istiyor, aileleri çekiniyor vesaire. Takma isimler verdik ama gerçek isimleri bizde var. Mecd adını verdiğimiz bir trans birey. Suriyeli bir trans birey. Iraklı bir arkadaşıyla beraber evdeyken Iraklı arkadaşı hastalanıyor. Bu arada bahsettiğimiz kişinin İstanbul kimlik kartı var. Yani İstanbul geçici koruma kimlik kartı var. Dolayısıyla hani Süleyman Soylu'nun açıklaması, valinin açıklamasına falan bakarsanız hiç dokunulmayacak bir insan. Yani hiç selamını verip bırakmana gerekecek bir insan kimlik kontrolünden sonra.
Ama hastaneye gidiyorlar arkadaşlarla beraber, Iraklı arkadaşlarla beraber. Hastanede ikisi birden alınıyor. Bizim Mecid adını verdiğimiz arkadaşımız diyor ki, siz beni hani sınır dışı ederseniz, Nusra'ya teslim ederseniz ben hayatımdan olurum. Ki zaten hani bir transferi Nusra'ya teslim ettiğinde ne olacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek herhalde. Ama bir avukatla görüşmeye çalışıyor. Sanırım o da çok mümkün olmuyor. O kısmı çok iyi bilemiyoruz biz de. Ardından sınır dışı ediliyor. En son öğrendiğimizde hapisteydi ve belki de bir cezasının infaz edilmesini bekliyordu. Bunun dışında başka hikayeler var. Yani dediğiniz gibi hepsi birbirinden zor hikayeler. En çok görülen şey tabii bu hem kimlik kontrolleri hem sınır dışı furyası daha çok genç erkekleri hedefliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu ailelerin çoğunda zaten eve gelir getiren kişi genç erkekler. Oğlu ya da eşi neyse. Mesela bu raporda yine hikayesine yer verdiğimiz bir kişi var. Hangi takmalı verdikliğe bakacağım ama Ranim adını verdiğimiz biri var. Eşinin Gaziantep kimliği var bu kişinin. Bir gün işten dönerken bu kişi, yani Gaziantep geçici koruma kimlik kartı var. Bir gün işten dönerken bu kişi İstanbul'da yine kimlik kontrolüne denk geliyor. Alıyorlar ve sınır dışı ediyorlar. Şimdi normalde valinin açıklamasına bakarsak, Gaziantep geçici koruma kartı olan bir kişiye şunu demesi gerekiyor kontrol yapan polis memurunun. 20 Ağustos'a kadar size süre tanıdık, 20 Ağustos'a kadar lütfen şehri terk edin artık, nasıl diyeceksin onu. O şekilde bir şekilde bunu söylemesi gerekiyor. Ama aksine almışlar ve sınır dışı etmişler. Bunun gibi yani kartı olan, olmayan, farklı şeylerde kaydolan bir sürü insanın sınır dışı edildiğinin hikayesi var. Bu raporda yine bir de geçici koruma kimliği olduğu halde sınır dışı edilenlerin hangi tarihte hangi kapıdan çıktığına dair az sayıda örnek var. Ama o bilgiler var. Hatta bunların geçici koruma kimlik kartlarının fotoğrafları var. Şöyle artık görünmeyecek zaten ama elektronik versiyonu bunun internetten erişilebilir bu raporun. Bizim bir Facebook sayfamız var. Birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifi diye. Orada rapora da ulaşılabilir. Biz bu kimliğin üzerine tabii isimleri, resimleri vesaire kapadık. Ki daha sonra zor durumda kalmasınlar. Dediğim gibi herkes çıkıyor ve geri dönüp tekrar başvuru yapmak istiyor. Evet, aslında raporda en dikkat çekici mevzulardan biri de zorla gönüllü geri gönderme. Evet. Zorla tırnak içinde gönüllü geri gönderme. Evet. Aslında boş kağıda, hatta birçoğunun bilmedikleri bir şekilde, hı-hı, sınır dışı edilmek üzere hazırlanmış, evet, olan kağıtlara imza atması ya da parmak basması, hı-hı, durumu var. Biraz bunu da anlatabilir misiniz? Tabii. Aslında zaten bu, o yüzden valilik muhtemelen sınır dışı etmiyoruz diyor. Çünkü insanlara zorla gönüllü geri dönüş belgesi imzalatılıyor. Bu belgelerden birinin bir kopyası yine raporda yer alıyor. Ama bizde yani çok sayıda kopyayı zaten internette bile bulabilirsiniz. Evet. Birincisi zaten bu belgeye dair şöyle bir temel mantık var. Bir insan, ben gönüllü olarak ülkeme geri dönmek istiyorum dedikten, iki gün sonra niye tekrar Türkiye'ye girmeye çalışsın? İki gün sonra niye bana bunu zorla imzalatlar desin? Adı üstünde bu gönüllü belge. Dolayısıyla eğer gönüllü olmadığını söylüyorsa artık bu belge geçersiz olmalıdır. Yani öyle o mantıkla düşünülemez. Ama bize anlatılan çok sayıda hikaye var ve bu hikayelerde deniyor ki, biri, bir örnek vereyim. Kilis Öncüpınar'da geçici barındırma merkezi var. Kilis Öncüpınar geçici barındırma merkezine İstanbul'da almışlar, götürmüşler. Kilis Öncüpınar geçici barındırma merkezinde işte millet önünde birkaç kişiyi dövüyorlar. Bu çocuğa da diyor ki bak bu kağıdı imzala, yoksa sen de bunun gibi dayak yiyeceksin. Tehdit ediyor, diyor ki ya bunu imzalarsın ya 6 ay boyunca burada kalırsın. En sonunda imzalıyor ve sınır dışı ediliyor. Bir başka hikaye, bu da biz Muhammed'in hikayesi diye hikayeleştirdik bu raporda. O Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıyor. Bu kişilerle beraber hepsi beraber bunlar da yine Öncüpınar'a götürülüyor. Orada da onun gözünün önünde birçok kişinin dövüldüğünü görüyor. Yanında bir Hristiyan arkadaşı var. İdlib'e sınır dışı edilmemesi gerekiyor çünkü orada artık barınması imkanı yok. Hep beraber bunlar, bu sefer kağıdı imzalamadıkları halde bu arada, tüm baskıya, zorlamaya, oradaki dayağa rağmen kağıdı imzalamadıkları halde hep beraber İdlib'e sınır dışı ediyorlar. Ve en son bu raporda bahsettiğimiz, en son konuştuğumuz sırada bahsettiği bu Hristiyan arkadaşının İdlib'de takma isimle dolaştığı, çünkü kendi ismiyle orada artık barınamaz hale geleceğiydi. Dolayısıyla bu zorunlu, zorla görünüllü geri dönüş belgesi imzalatma olayı en yaygın yöntem. Kaç kişinin sınır dışı edildiğine dair de mesela somut bir veri yok ama çok yakın zamanda bu ay sonunda Temmuz ayı içindeki rakamları Babel Hava sınır kapısı kendi resmi istatistiğini yayınladı. Sadece tek kapıdan, bakın sadece Babel Hava sınır kapısından geçen insan sayısı 6160. Dolayısıyla yani yok dedikleri insan sayısı sadece tek kapıda 6160. Bunun dışında kayıtsız kapılar var. Yani ben de varmış, yeni öğrendim bu arada. Bu işi kurcalamaya başlayınca biz de öğrendik. Atmaya, alerlani gibi isimleri olan, kayıt tutmayan, yani sınır kapısı olmayan ama sınır geçiş noktası, insani sınır geçiş noktası diyorlar onlara. Anladığım kadar yaydım
getirip götürmek için kullanılıyor normalde. Bu insani sınır geçiş kapılarından otobüslere bindirilip herhangi bir kayıt tutulmadan doğrudan sınır dışı elden insanlar varmış. Özellikle ilk iki günde bu çok yaygınmış. Biz raporun hazırlanması sürecinde bir Suriyeli derneğiyle görüştük. İsmini açıklamamızı istemeyeceğini düşünüyorum, o yüzden söylemeyeceğim ismini. Ama onlara gelen başvuru, sırf onlara gelen başvuru sayısı 3000'miş. İstanbul Barosu'yla görüştük. İstanbul Barosu Adli Yardım'a gelen başvuru sayısının bu ay içinde geçen aya göre 3,5 kat arttığını söylemiş. Ve bu sınır dışı başvurusu, sınır dışılara dair başvurunun 3,5 kat arttığını söylemiş. Biz dün İnsan Hakları Derneği'ndeydik. Bu raporun tanıtım toplantısı vardı. İnsan Hakları Derneği'nde benzer şekilde kendilerine gelen başvuruların, sınır dışılarla ilgili başvuruların inanılmaz derecede arttığını söylüyorlar. Dolayısıyla hani sınır dışı yoktur demek, bütün hani insanların aklıyla dalga geçmek gibi bir şey oluyor. Ve bunun çok somut örnekleri hem bu raporda var, hem çeşitli kurumlarda var. Aslında sınır dışı etmek için öncelikle bir adli sicil kaydı olup olmaması, herhangi bir suça karışıp karışmaması da gözetilecekti zannediyorum. Ama bu suçlar isnat mı edildi, hiç bu suçlara aramadılar bile mi acaba? Şöyle bir şey var, aslında valilik açıklamasında diyor ki, biz kimseyi sınır dışı etmiyoruz diyor çünkü geri göndermeme yasağı var. Suç işleyenleri geçici barındırma merkezlerine koyuyoruz diyor. Ama şimdi kim suça karıştığını düşündükleri. Dolayısıyla bir hani ceza almış olması gerekmiyor. Yargılamadan geçirmiş olmuyorlar. Burada bir örnek var mesela. İbrahim adında genç bir çocuk. Bu çocuk, bu aslında bu göçmenlerin şu andaki bu korumasız durumuna dair de çok net bir gösterge. Bu çocukcağızın İstanbul Geçici Koruma Kimlik Kartı var. İstanbul Geçici Koruma Kimlik Kartı olduğu halde işte bir yerde çalışıyor. Patron ama çalışma izni çıkarmıyor. Patrondan kendisine çalışma izni çıkarmasını istiyor. Patron da bunu kabul etmeyince işten ayrılıyor. Patron da ona diyor ki tamam işten alacaksan diyor, tüm müşterilerde senin numaran var. Telefonun sim kartını çıkar bana ver. Çünkü o numaralar, müşteriler o numaraları arıyorlar. Bunu kabul etmiyor. Bunu kabul etmeyince patronu polisi arıyor. Diyor ki bu delikanlı benden para çaldı diyor. Sonra mahkemeye gidiyor. Çocuk bir avukat buluyor. Avukat sonunda aklanıyor. Ama suça karıştığı şüphesiyle sınır dışı edilmiş oluyor bu vesile. Onunla o sürecin sonunda. Ve böyle çok şey var. Yani bir sürü insan aslında bunlar teröre bulaşmıştır diye sınır dışı ediyorlar. Biliyoruz ki bunu geçmişte yani başka sadece Suriyeliler için değil, başka ülkelerden gelenleri de. Ama bunun herhangi bir delilde, herhangi bir mahkeme sonucu, herhangi bir şeye dayandırmaları gerekmiyor. Ki son birkaç haftaları yaşanan süreçse apayrı bir süreç. Yani sokaklarda sürekli kimlik kontrol ediyor. Otobüsler duruluyor, evler basılıyor. Yani dediğimiz gibi insanlar başlarına ne geleceğini bilmedikleri için kartı olsun olmasın, kartı başka şehirde olsun sokağa çıkmaya korkuyor. Hastaneye gidemiyor, doktora gidemiyor, çocuğunu okula gönderemiyor, işe gidemiyor. Bir de aslında sizin şu anda yaptığınız şey bu inisiyatifi kurarak bir grup insanın elini taşın altına sokması gibi bir durum. Şu anda ırkçılık, nefret söylemi özellikle Suriyeli sığınmacılara karşı tap noktada diyebiliriz. Bu nefret söylemi özellikle ekonomik krizle birlikte köpürtülen, bu nefret söylemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çözümler neler ya da? Çok zor tabii çözümler ama biz bu işe başlarken aslında kendi önümüze iki tane görev koymuş olduk. İkili bir görev tanımı yapmış olduk. Birincisi acil, akut bir sorun olarak da bu sınır dışılar mevzusu olduğu için bu konuya değinmek ve bu konuda bir dizi eylem yapmak vesaire yapmakta. Ama bir yandan da bu sınır dışıların haberleri çıkmaya başlayınca onlarla beraber köpüren, özellikle sosyal medyada köpüren ırkçı yorumlara yönelik ve buna karşı bir karşı söz söylemek gerektiğini düşündük. Türkiye'de uzun zamandan beri bu böyle devam ediyor. Özellikle Suriyeliler konusunda bu ırkçı söylem devam ediyor. Bir yabancı düşmanı söylem devam ediyor. Bir yandan da buna karşı hiçbir şey söylenmediği için, hani orada karşı tarafta da bir sessizlik sarmalı olduğu için o söylem gitgide kendini meşru görüyor, gitgide büyüyor ve bir yandan sonra bakıyorsunuz ki hani sizinle aynı tarafta olduğunu düşündüğünüz insanlar, sizinle yoldaşlık eden bazı konularda beraber mücadele edeceğinizi düşündüğünüz insanlar bile bu ırkçı düşmanı, yabancı düşmanı söylemi yeniden üretiyorlar. Biraz o yüzden de hani herkes de bu kadar sessiz değil, herkes de tam böyle düşünmüyor diyebilmek için biraz da hani ilk eylemi yaptık. Biraz da dil geliştirmeye çalıştık. Bundan sonra da asıl belki de en önemli mücadele alanlarımızdan biri de bu yabancı düşmanına karşı mücadele olacak Türkiye'deki. Tabii biraz şöyle bir yanı var sanırım, sizle de yayından önce konuşuyorduk. Yaz aylarında sanki bu tarz şeyler artıyor. Biraz görünürlük kazanmasıyla beraber. Belki de valinin uygulaması da bunu amaçlıyordu. İnsanları korkutarak sokağa çıkmaz hale getirmek, görünmez hale getirmeyi amaçlıyordu. Bu çok korkutucu. Çünkü aslında şunu düşünmek lazım. Eğer toplumun bir kesimini korkutarak sokağa çıkmaz hale getiriyorlarsa yarın öbür gün bunu sizin için de yapabilirler. Yani bugün Suriyeliler yapar, yarın Aleviler yapar, öbür gün Kürtler yapar, diğer gün solcular yapar, öbür gün LGBT'ler yapar vesaire. Yani dolayısıyla toplumun çeşitli kesimlerini sokağa çıkmaz hale getirebilir ki hatta zaten biz belki de 7 Haziran 12 Mayıs hani siyasetten sokağa çıkamaz hale gelme gibi bir sürecini zaten gördük, yaşadık. Dolayısıyla ilk yerde hani ne derler,
defansı kurabileceğiniz en ön yerde bir şey yapmak, savunma hattı örmek gitsin geleceğiniz için de. Yani bunu sadece dayanışma için yapmıyoruz. Biz kendi varlığımız için de, kendi geleceğimiz için de böyle bir şey yapıyoruz. Bir diğer yanı da şöyle bir önemli. Türkiye'ye 4 milyona yakın Suriyelinin geldiği söyleniyor. Ve biz bu insanlarla uzun vadede beraber yaşayacağız. Şu anda bu korku atmosferinde büyüyen çocuklar var. Annesi babası evden çıkamayan, kendisinin çocuğunu okula göndermeyen çocuklar var. Ve bunlar ileride bu travmalarla beraber büyüyecekler ve bu toplumda yeniden bir arada yaşama hissiyatında ciddi zedeleyecek bu. Dolayısıyla en azından şunu görmesi lazım ki herkes de o kadar tek pare değil, en azından buna karşı ses çıkaranlar da var. Evet, aslında sizin de talepleriniz var. İnisiyatif olarak bunları sıralamıştınız, onları da konuşacağız ama şöyle bir durum da var. Yani çözüm olarak tüm işte sığınmacıları kayıt olduğu, ilk kayıt olduğu ile göndermek ya da direkt sınır dışı etmenin yanında bir takım çözümler de olabilir. Bunlardan biri de uzun vadede yaşayacağımız bu insanlarla bu insanları entegre etmek Türkiye'ye, çalışma hayatına sokmak, işte güvence vermek gibi. Benim aklıma gelen bu. Sizin tabii ki talepleriniz ve çözüm önerilerinizi de dinlemek isteriz. Şimdi talepleri aslında iki parçaya ayırabiliriz. Bir, bu şu anki akut, acil bir durum var. Yani insanların üzerine yatan bir korku atmosferi var. Sokakta, sokağa çıkamaz hale getiren bir korku atmosferi var. Bunun sonlanmasını istiyoruz. Yani bu keyfi olmasın, bu kimlik kontrolleri, ev baskınları, atölye baskınları hızla sonlanmalı. Bu bizim ilk talebimiz bu. Çok ciddi kötü muamele olduğuna denk geliyoruz. Raporda örnekleri var. Bunlar hızla sonlanmalı. Yapan sorumları hızla cezalandırılmalı. İkincisi, raporda örnekleri var. Bu idari gözetim denen şeye dair. İdari gözetim denen şey, bu raporda çok önemli görüyorsunuz zaten. Bir tür zorla alıkonulmaya dönmüş halde. Yani hiçbir hukuki gerekçesi yok, hiçbir nedeni yok. Sadece göçmen olduğunuz için alıp sizi bir yere tıkıyorlar. Dolayısıyla bizim en temel taleplerimizden biri de bu idari gözetim uygulamasının tamamıyla sonlanması, geri gönderme merkezlerinin kapatılması. Çünkü geri gönderme merkezleri insanların zorla tıkıldıkları bir hapishane olmayan hapishane, adı hapishane olmayan hapishanelere dönmüş durumda. Bizim bir diğer talebimiz de Türkiye'nin bu Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi kısıtlamaların kaldırılması. Çünkü biliyorsunuz Türkiye aslında kendi doğusundan mülteci kabul etmiyor, iltica talebi kabul etmiyor. Biz dolayısıyla diyoruz ki bu Suriyelileri, sadece Suriyelileri, Türkiye'de bu sığınan herkese sığınmacı statüsü, mülteci statüsü verilmelidir diyoruz. Bir diğer talebimiz de aslında bu krizi bu boyuta getiren AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının kaldırılması, ortadan kaldırılması. Çünkü aslında bir tür Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye'ye rüşvet vererek ve Türkiye hükümetinin de bunu göçmenleri siyasi koz olarak kullanmasına izin vererek kendi sorumluluklarından kaçmış oluyorlar. Özellikle Suriyeli mülteciler konusunda. Evet, bir de aslında bana biraz ilginç gelen, tabii ki bu Soylu'nun ve valinin açıklamasından sonra çok da ilginç olmayan diğer bir konu, biraz önce de bahsettik, biraz açmak da istiyorum. Sadece Suriyelilere yönelik değil, işte tabii. Iraklılar, Filistinliler, Filistinliler çok ilginç. Mesela Türkiye'nin çok sahiplendiği bir ülkedir. Çok sahiplendiği bir mücadelesi vardır Filistin'in ve Filistinli bir mültecinin, Ahmet'in de hikayesi var orada. Esenyurt'ta çalıştığı iş yerinden gözaltına alınıyor Ahmet. Sadece Suriyelilere yönelik bir şey yok ama rakamlar ne durumda? Yani diğer mültecilerden ne kadar gönderilmiştir şimdiye kadar? Açıkçası biz hiçbir konuda rakam bilmiyoruz. Aslında çok da haklı bir yere parmak bastınız. Biz de kendi aramızda bunu tartıştık rapor hazırlarken. Bu rapor biraz fazla Suriye'de odaklı olmuş oldu. Çünkü aslında hani şu aşamada en görünür olanı, en çok konuşulan konu bu oldu. Biraz da hızlıca da hazırladık. Dolayısıyla bize en çok gelen örnek de buradan oldu. Ama bir ikinci rapor hazırlayacağız. O zaman onda farklı kesimlerden gelen şikayetleri ve hikayelere yer vereceğiz. Sizin bahsettiğiniz gibi Filistinli, işte Ahmet adını verdik, biz aslında gerçek adı başkaydı, arkadaşın hikayesi var. Ama yani bu süreçte, dün aslında Ruşen Bey de programda bahsediyordu, Göç İdaresi'nin açıkladığı 14.735 kişinin sınır dışı edildiği. Ama bunların hiçbiri Suriyeli değil demiş İl Göç İdaresi. Yani doğrudur, bunların hiçbiri değildir ama başkaları var. Bunların dışında başka insanlar var sınır dışı edilen, adına sınır dışı denmeden sınır dışı edildi. Dolayısıyla çok fazla bir istatistik rakama sahip değiliz. Ama çok büyük rakamlar olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyüp Bey, bugün Eyüp Özer'le birlikte sığınmacıların geri gönderilmelerine dair bir takım bilgiler aldık. Onunla bu konuyu konuştuk ve aslında geri göndermelerle ilgili hukuksuz diyebileceğimiz bir takım
uygulamaların da olduğunu, gözaltına alınmaların, geçici kimlik belgesi olduğu halde sınır dışı edilmelerin ve yayının başlığından da anlaşılabileceği gibi zorla ama gönüllü geri göndermelerin olduğunu öğrendik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki özel yayında görüşmek üzere.